Keşke tuvalet ısırmasına izin verseydin. Ya köpekler ne der? Öyle oturuyorsun çömelerek durabilir misin ya hiç? Bayağı yorgun. Çok çalıştın ya baba. Bayağı çalıştı. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Keyfimiz yerinde, yine güzel bir günden size merhaba demek istedik. Merhaba arkadaşlar. Bahçe işlerimiz başladı, yine devam ediyoruz. Bugün bayağı farklı işler yapacağız aslında değil mi? Çok yönlü işler yapacağız. Şöyle arkada gördüğünüz ve Mia'nın şu an oynadığı gibi işte boyalarımız, tinerimiz, fırçalarımız, damlalıklı sulamamız, yaptığımız mobilya, kirecimiz. Bugün biz daha önceden yanlış yapmışız arkadaşlar. Arka tarafa sürdüğümüz kireci çok yoğun sürmüşüz. O yüzden bugün bir daha süreceğiz. Çünkü komple attı. Zaten kıştan önce yapmıştık onu. Evet. Biraz o kar yağışıyla beraber de tamamen yok oldu diyebiliriz. Yapılacaklar sıralamamızda zaten vardı aslında bu kenar duvarları boyamak ama bir takipçimiz yazmıştı. Onun hatırlatmasıyla beraber birazcık daha hızlandırdık. Tamamen yok oldu. Güzel gözükmüyor. Bahçe mobilyalarımızı boyayacağız. Onları zımparalayacağız ilk başta. Üstüne astar atıp üstüne boya atacağız. Ve eksik kalan damlalıklı sulama sistemini bitireceğiz. İşimiz çok, hadi başlayalım. Arkadaşlar biz daha önce biliyorsunuz bu kısmı boyamıştık fakat çok yoğun bir kireç yaptığımız için, çok koyu kıvamlı olduğu için bu kar yağışı kış döneminde tamamen soyulma oldu ve şu anda da böyle pütür pütür bölük bölük duruyor. Deniz böyle bir aparat almıştı. Arkadaşlar siz duvarın o pütür pütür boyasını çıkartırken ben de burada burayı zımparalayacağım. İş bölümü yaptık. İşleri hızlıca halledeceğiz. Hanım, biraz suyu alabilir miyim? Kız! Yapalım bir kurusun hemen. Aşkım ne oldu? Çok üzüldüm. Keşke tuvalet ısırmasına izin verseydin. Çok üzüldüm benim kızım. Derlik yemek istedi. Üzülme. Üzülme. Ay babası ıslat onu. Ay, ay ıslat babası onu. Ay babiş kuzum. Ay kızım, gel bakayım anneciğim. Ne yaptı baba sana? Heh, hadi bakalım, onu açmayı öğrenebilecek mi? Eyvah, açarsa var ya. Hadi. Bak Mia böyle bak. Mia, Mia, Mia bak. Gördün mü? Alkış Mia. Arkadaşlar Mia'ya alkışlayalım lütfen. Evet, yapabildiğin kadar. Bayağı kuvvetli bir zımparalma. Oralar güzel tuttuysa tamam, üstüne yapabiliriz. Aşkım. Islak anneciğim orası.
Ay. Niye? Köpekler ne der? Civcivler? Cik cik. Aferin kız. Aferin sana. Evet, civcivler de işte böyle söylerler. Sürdüğüm muslu gibi olsun dedi adam. O zaten dedi sonra beyazlar dedi kireç öyle. Kireç iyi olmaz çok iyi karıştır sadece dedi. Hadi karıştır bakalım tamam. Karıştırmıyor. Karıştırmıyor. Filizimiz boya kıyafetlerimi giydi. Ya geçen sefer de bizim boya yaptık. Şimdi sıra bende. Boyayı bugün ben yapacağım. Bakalım. Sen geç boyaya, burayı ben bitiririm. Sonra koltuğa geçeriz. Kir içinde. Niye? Baba, baba. Yapalım aşkım. Bak temiz oldu. Karıştır iyice. O kalın sürmemeye çalış. Ama ayran. Ben biraz su koyayım içine. Tamam. Sen öyle diyorsun. Usta sensin. Baksana bak. Dur kız. Kız bir yerlere basıyorsun. Dağcı bizimki. Biraz büyüsün kameramanımız Mia. Filiz ikinci katı da biraz kuruyunca vurursun. İkinci kat mı? Neden? 64 kat atın dedi adam. Neden? Hayır ikinci kat olmamalı bence. Sen dedik. Asla asla. Zararlı çıkarsın. Zararlı çıkarsın. Ya. Sen bir fırçanı istiyorsan iyice yıka. Gerçekten ikinci kat gerekmiyor değil mi? Gerekiyor da onu yarın atarız. Kurusun iyice. Ya. Peki o zaman fırçanı yıkıyorum. Fırçanı yıka gel. Kayıttayız efendim. İlk kat boyamızı attık. Artık kat. Astar. Astarımızı attık. Şimdi de iki renk boyamız var. Mavi ve beyaz. Bunu tinerle açıp. Bir takım hummalı çalışmalar devam ediyor. Ne yapacağız? Renk konusunda bir türlü anlaşamıyoruz Deniz'le ama bakalım ne olacak sonuç. Ne yapacağız? Ne renk yapacağız bu koltuğumuz acaba?
Bakın şu anda astar hali bu şekilde. Yani minderlerini henüz dikmedik ama dikene kadar oturulabilir bile aslında, değil mi, deniz kuruyunca? Ahşap bank yani. Ama Nalbur dedi ki bir böyle 10 dakika 15 dakika çok iyi karıştır. 10-15 dakika. Uzunmuş, ben yapayım mı, ister misin? Birlikte yapalım. Hala. Şu tekerleği mesela şuraya kadar beyaz, şundan sonrasını mavi yapalım mı? Hayır, şuraları yapamayız mavi çünkü bu buraya yapışık olduğu için boyayamayız o kadar ayrıntılı. Şöyle komple beyaz yapıp, ya şuradan sonrası ya da şöyle şuradan sonrası mavi olabilir. Orası çözülecek mi? O zaman şuradan mavi, şurası beyaz. Beyaz boya sen de, mavi boya ben de. Boya yapmak çok keyifli. Yani. Mutluysan olabilirsin. Çünkü neden? Öyle oturuyorsun. Çömelerek durabilir misin ya hiç? Ha evet ya, aynen. O değil de ben sadece şu an saat olarak damlalıklı sulamayı yetiştirebilecek miyiz? Onun telaşındayım. O yüzden şu bir koltuğu bitirelim de. Boyamızla damlalıklı sulamaya geçelim. Şu an dün yaptığımız röportaj yayınlanıyor. İzlemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Farm One Life. Aynen. Şu an röportajımız yayınlandı. Az önce mesaj gönderdi. Ama biz şu an bakamıyoruz çünkü çekimdeyiz ve çok merak ediyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum çünkü çok keyifli geçti. Bize biraz ızdırap gibi oldu şu an. Evet. Oturup izlemek istiyoruz. Ama güneşin gitmesine 1,5 saat var. Video 1 saat. Onu ne yazık ki şu an videoyu bitirdikten sonra izleyebileceğiz. Hocamıza çok güzel sorular hazırlamıştı. Evet. Gerçekten. Dolu dolu bir röportaj oldu. Evet. Hiçbirbirimizi boyama şakaları yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten yeterince boyaya battık. Hiç gerek yok. Nasıl? Birbirimizi boyamayacak mıyız? Ama herkes yapıyor. Biz herkese olmayalım. Pide yaptığımız videodan denizin oturmayla alakalı sıkıntılarını biliyorsunuz. Çömelemiyor, üstüne oturamıyor. Çok esnek bir arkadaşım. Ben ne buldun oğlum? Ne o? Patlak emiliyor. Sincap olacakmış, köpek çıkmış. Bazen de kedi olduğunu düşünüyorum. Böyle soba yanında yatarken özellikle. Bam şu an kıl tüy boya olacaksın. Şirinler gibi mavi bir köpek mi olmak istersin? Tam da şirinler mavisi. Alaçatı mavisi dedim buna. Oldu. Yani alaçatı mavisi sayılır. Minderleri falan da ayarlayabilsek güzel olacak bayağı mı? Sevdim bunu ben. Bence iyi iş çıkarttık Deniz. Ne diyorsun? Bitmiyor. Daha iyi boyu değil mi? Asıl olay maviyi işte yani şerit gibi çekebilmekte. Yani şey olsa, kurumuş olsa bile bant çekip böyle bayağı iyi bir boya yapılır yani. O zaman bekleyelim. Yok. Beklemeyi sevmiyorum biraz. Güzel oldu değil mi? Yani bence güzel oldu. Şimdi koltuklar falan da gelince üstüne minderler. Dur şu an oturma da. Hayır oturacağım. Oturma şu an. Bayağı yorgun. Çok çalıştın ya baba. Bayağı çalıştın. Dışarıda çok... top falan kemirdi. Arkada şöyle yakışıklı. Yakışıklı. Ne haber? Gözlere bak. Sürmeli. Şuradan
Başlayalım. Sesin gelmiyor. Evet. Sen benim söylediklerimi tekrar edeceksin. Ne dedin ya? Ne dedin? Bir daha tekrar eder misin? Buradan gel baş. Bakalım. Geldim. Bak, şuraya kadar damızlık sulamaları yapmıştık. Evet. Şimdi şuradan bir hat daha yapıp böyle bunların hepsini birbirine bağlayacağız. Yalnız şey bulamadım burada. 40 santimli değil. Adam zaten niye 40 santimlik aldın? 25'lik alsaydın ya, arası çok uzun olmuş dedi. Öyle mi dedi? Daha sık ekeceğimiz şeylere. Bir de şöyle bir şey oldu aslında. Bir takipçimiz, abonemiz bize demişti ki drone görüntüsünde fark ettim ki eve yakın olan kısma gölge düşüyor. Şimdi gölge olan kısma güneş, ne ekmek lazım? Hayır, güneş şuradan doğuyor arkadaşlar. Sabah burası 1'e kadar komple güneş alıyor. 2'den 3'ten sonra gölge düşmeye başlıyor. Yani burası sabah komple güneş. Yine de daha az güneş alacak ama diğer yerlere göre saat olarak, öyle mi? Evet. İşte ne yapmak lazım? O zaman oraya ne ekmek lazım? Ona biraz çalışalım dersimize. Bilenler yazsınlar, bizi yönlendirir misiniz arkadaşlar? Yani daha kısa zamanlı güneş alan yere ne ekebiliriz? Yani şu an denizin durduğu yer, evin gölgesi düşüyor saat 1.30-2'den sonra. 2'ye kadar güneş alıyor ama ne ekebiliriz bu kısma? Bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlar, toprağımız gerçekten güzel. Biliyorsunuz sürdürmüştük fakat gübrelemedik biz. Sıvı gübre düşünüyoruz. O nedenle bu kurduğumuz sistemde bir sorun teşkil etmez diye umut ediyoruz ama işte hep bunlar ilk denemeler olduğu için. Mesela yan komşumuzun. Bakın o gübrelemeye başladı. Ek yapıyoruz. İlk aldığımız o noktada bitmişti değil mi? Evet. Şöyle durursam sanki hepsini alacağım. Paralel paralel aşağıya kadar döşedik. Şimdi bunun 15 dakika sulamasını açarız. Ekerken damlayan her yere meyve sebzelerimizi ekeriz. Evet arkadaşlar, bayağı kirlendik gördüğünüz gibi. Hem boya hem damlalıklı sulama hem kireç vurma, bayağı iş yaptık. Yorulduk da. Evet. İftara da az kaldı. Aynen. Bir şeyleri biraz toparladık ama tamamlayamadık aslında, hala işler var. Yani ikinci kat kireci vuracağız. Bir koltuğu boyadık, diğer oturma şeylerini boyayacağız. Onlara minder dikeceğiz. Damlalıklı sulama bitti. Damlalık sulama zaten yarım kalmıştı. Onu tamamlamış olduk. Artık buradan sonra bahçede yapılacak işlem ekme dikme işlemi olacak. Arkadaşlar oradan görüyorsunuzdur bizi. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, yorum yapın. Yorumlarınızı okurken çok mutlu oluyoruz. Şimdiye kadar yaptığınız yorumlar için de teşekkür ederiz. Hop, yorucu. Yine askerlik arkadaşı gibi, evet. Ya. Şimdi hayat yoldaşı, askerlik arkadaşı gibi bir şey. Aşkım. Ben boy fukarası olduğum için yapamıyorum tam. Şöyle oynadın da çılıngır çılıngır çılıngır.
Çalıngır. Çalıngır, çalıngır. Tamam, mikrofonumda biraz mandal sıkıntısı var. Yorgunuz. Her zaman gibi Deniz yoruldu. Baba yorgun. Anne de yorgun. Deniz yoruldu niye diyor arkada, ya. Niye arkada uyukluyor? Bam bam bile yorgun arkadaşlar. Değil mi? Sabah 10'da başlayıp şu saate kadar, saatte 5.30. Müsaade isteyelim ya. Müsaade isteyelim. İftar hazırlığımızı yapalım. Gidip evet. Bir de merak ediyoruz. Az önce söyledik. Farm One Life. Farm One Life'la bir söyleşimiz olmuştu. Söyleşi yapmıştık. Onu yayınladı. İzleyemedik daha. Şimdi de gidip onu izlemek istiyoruz bir an önce. Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Evet. Size de öneririz. Güzel bir röportajı olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kal. Hoşça mı kalsınlar? Hoşça kalsınlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.